Merhaba arkadaşlar, yine Taner abinin yanındayız. Size demiştim, çok değişik ırklar var, çok güzel kuşlar var, güzel de üretim var. Bolca kaliteli farklı kuşlar var. Taner abi, en çok ürettiğin kuşlardan biri herhalde. Gene long face'ler gördüm burada. Yani o biraz da nasip meselesi. Ama yani şansımız yaver gitti ve güzel güzel yavrular aldık. Çok iyi long face'ler var arkadaşlar. Yani gördüğüm renkler, gördüğüm güzellikler, kafa yapıları sıradan kuşlar değil. Birazdan bakacağız birlikte. Ferhat, ben senin samimiyetine güveniyorum. Long face çünkü çok kümes görüyorsun, çok kümes geziyorsun. Hani bir şey söyleyeyim, en azından güzel değilse güzel değil de, çünkü dediğimiz gibi. Yok. Yani Çorlu gibi büyük festivallere katılamıyoruz, yetişemiyoruz. Ama en azından sen kümeslerde artık tecrübe de olduğu için abi bu işe yaramazdı. Yok. En azından üretmeydin. Kısmetse. Yani piyasaya kötü mal sürmeyin. Arkadaşlar biz de malı kötüleyerek almak yok, kuş almaya geldik. Aslında yalan yok. Güzeller arkadaşlar, kuşlar güzel. Hatta renkler çok güzel. Ve değişik renkler var. Yine döndük dolaştık, kuşları çok beğendim. Nereden geldiğini sordum. Kuşların ucu gene bana değdi. Abi bu Çinlileri sormuştum sana. Benden Bulgaristan'a Seval'e giden kuşlar. Bulgaristan'dan tekrar buraya geldi. Ben geçen bir ara onların yavrularından 4 tane almıştım. Mükemmel almontlardı arkadaşlar. Anne baba almıştım, yeni burada. Almıştım. Ama o zaman bilmiyordum o kuşların benden olduğunu. Evet. Şimdi bugün onu da öğrenmiş olduk. Gel bakalım içeride neler var. Arkadaşlar şöyle baştan başlayalım. Hani olaya ipten girelim. Bu kuş daha tüyde. Almont dediklerimizden, 3 renkli, mükemmel bir erkek. Daha burada neler var neler. Sakin ol dostum. Daha şu iriliğe bakar mısın? Şu iriliğe bakar mısın? İki elimle tutuyorum ha, sıradan bir çil Arap değil. Kesinlikle. Gel. Buradan long face seven arkadaşlara selam olsun. Çok güzel bir erkek. Erkek değil mi bu? Aynen. Erkek. Baba olan hangisi abi? En büyük. Baba, elindeki mi? Baba elindeki. Babayı elimize almışız. Maşallah. Şimdi çok güzel bir takım yavruları var. Araplar. Gel bakalım. Kuşları arkadaşlar. Sana vereyim. Elde tut abi. Adam olacak kuş belli olur derler ya. Yaklaş Faruk. Kuşları gör. Dur kızım dur. Renkleri canlı. Kafa yapıları çok güzel. Ya yavru tüyleri. Bak bu hayvanlar fizikte babayı geçecekler söyleyeyim. Muhteşemler. Ağırlar bereketli kuşlarmış. Yani benden önceki sahipleri de çok yavru. Onlar da yavru aldılar. Şurada da çok üredi. Evet. Bak çok güzel bir dişi gördüm. Gel. Maşallah. Gel renklere bakayım. Bu da İrilikte çok iri değil ama renkte çok güzel bir kuş. Kanat beyaz atmış, kırmızı. Hepsi beyaz gözlü. Bunun kardeşi yukarıda. Gel Faruk gel. Ben cevher yakaladım gene. Kafaya bak. Gene papağan. Gel. Alına kafaya. Renk de çok güzel. Yani. Siyah beyaz ama kırmızısı da var bunun. Gümüşü de var içinde. Yine almondlardan. Çok güzel bir erkek. Taner abinin sevdiği renk. Almond renklerini Taner abisi gerçekten seviyor. Yani bu onun ya kardeşi değil mi abi? Bu, evet az önceki Ferhat'ın gösterdiği kuşun kardeşi. Bunlar herhalde Macar rengi. Bir dakika birebir aynısı o. Şurada karşıdan. O yüzden. İkisi de dişi mi bunlar lan? Birebir aynısı. Gençler. Evet hiç o konuda... İşte beyaz gözlü. Evet. Şöyle gösterelim. Maşallahı var hayvanlar. Bu dişi elimdeki de. Bu da dişi çıkacak gibi arkadaşlar. Evet bu da dişi. Kafayı dolduruyor. Kafa daha yeni doluyor. Daha bu kuş yapacak, gaga yapacak, kafa yapacak. Güzel. Çok güzel. Bu iri bir çikolata gördüm burada. Gel bakayım. Oy maşallah. Bu da dişiye benziyor lan. O dişi. Evet. Nasıl bir dişi? Nasıl bir dişi? Gel. Uçmak yoktu. Dön bakayım. Yine çok güzel. Bu da... Arap Hüseyin'in yavrularından. Arabada beyaz gözlü.
göz çok yakışıyor be abi. Yani siyah kuşa beyaz göz ayrı yakışıyor. Long face'in de en güzel özelliği abi. Gözler bembeyaz olacak. Bak şu da çok güzel bir kuş. Bunun eşi de bence bu. Bir paçasız, bir dişi bir erkek. Ama kafalara bak Faruk. Maşallah, aynen. İkisi de papağan gibi. Aynen. Abi emeğine sağlık. Bir fotoğraf alsana Faruk'cum şöyle. İkisi birden sana bakıyorken. Bunlar tam posterlik. Bu kuş nereden abi? Yani bundan biri. Hollanda. Hollanda. Evet. Hollanda'da. Yani arkadaşlar zaten bileziği var. 2021 Hollanda plakalı ikisi de. Bak ben de Long'da en çok sevdiğim abi. Gaga kıvrık oluyor ya şöyle. Arada bir düşüyor. Öyle oldu mu kafayı daha iyi yapıyor abi. Bak ikisi de kıvrık gagalı. İkisi de bembeyaz gözlü. Baskını taşıyor hayvanlar. Şimdi çok iri istiyor kuşta ama ben de kafa iyi olacak abi kuşta. Kafa tertibatı güzelse çok hoşuma gidiyor. İşte keyif abi. Zevkler tartışılmıyor kesinlikle. Kesinlikle zevkler ve renkler tartışılmıyor. Maşallah abi. Hani derler ya altının değerini sarraf bilir. Sarrafın elinde şu an. Abi. Şu an altın sarrafın elinde. Bu kuşlar kesin. Gerçekten çok güzel hayvanlar. Kafa gaga yapıları çok güzel. Renkte de çok güzel renkler var. Şimdi çok değişik renkler çıktı. Şöyle göstereyim. Burada yine bir dişi gördüm. Faruk'cum şöyle göstereyim. Maşallah. Çap da ufak arkadaşlar. Çok iri bir dişi değil. Ama bu kafa, Arap ırklarına benziyor kafa, abi. Kafa gaga çok güzel. Kafa gaga çok güzel evet, arkadaşlar. Evet o Arap ırklarına Bahreyn, benziyor. Evet. Ha, Bahreyn değil mi? Bahreyn kuşumuş. Bahreyn'den gelmiş abi bu. Arap ırklarına benziyor zaten. 20'nin kuşu. Anaç dişi değil mi abi bu? Evet. Yavrusu var mı abi bu dişinin? Vardı. Şimdi bak görüyor musun kafa yapısını? Bakın aynen bunların özellikle gagalarının yukarı doğru olması. Bu kuşta bir de biraz fizik olsa var ya çok iyi olur ama işte fizikte biraz... Bak arkandaki Almonk senin eskilerden o dişiyi buldu. Dur getir o dişi. Dur bir dakika. Aynen. Emektar dişi değil mi Taner abi? Yani emektar ama en güzel yavrular. En güzel aynen. Almonk çok bu, güzel. Dişiden çıktı. En güzel yavrular. Şu bu bizim Bulgaristan'a çıkardım. Yolladığımız kuş. Evet. Buradan... Hadi işte. Seval Ramazan kardeşime de selam olsun. O zaman istemişti benden iki takım yollamıştım. Değerli sevgili abimiz göndermişti ona. Evet. Bunların yavrularından almıştın değil mi? Onları, o zaman haberim yoktu. O büyük, siyah ve... Çok iyiydiler abi. Yani anne babadan daha iyi yavru gelir mi? Long'da geliyor abi. Yani, kuşları gör. Bence her ırkta geliyor. Ama sabretmek gerekiyor. Sabır, yani. Sabır. Bu kuş hala çalışıyor mu abi? Çalışıyor. Hiç sıkıntısız. Hiç sıkıntısız. Arkadaşlar bir eser atlatmış. Yavrusunu da besliyor. Onun da garantisini verebilirim. Bir eser atlatmış ama papağan gibi kafa var bak. Kuşta. Bunun erkeği de siyah mıydı abi? Evet, senin o zaten ne oluyorsa bu anneler erkek. Oluyor abi. Kaliteli anneler oluyor. Ne başına ne musibet geliyorsa. Ama anneler ha. Filosu çok iyi, sağlığı çok iyi. Evet. Sadece bir eser kalmış hafiften. Ama hayvan gayet güzel. Bu şurada bak Almond gibi bir erkek var abi kafalı. Evet. Bu abi. Erkek dışarıdan mı kendi yavrundan mı tanır abi? Bu da çok güzel olmuş. Gel korkma lan. Dışarıda orada. Görselik yaklaştır. Asıl var ya o anneye girilecek kuşağı. Yan yana da duruyorlar değil mi? Rengi çok. Şahmaran gibi erkek abi şuna bak. Daha o kafayı dolduracak tüyde. Boş kafa. Şu anki şekliyle boş. Ve genç bir kuş olan. 1 yaşında bir. Daha da üstüne koyar. Bu erkek. Bu erkek baba erkek. Bunun da işte bak gaga kıvrık çok güzel bir erkek. Dişi ise şuna da bir bakalım. Aynen ikinci dişi. Bunlar dişi. Kapak yapacak. Bunlar yapacak. Bak bu anneye benziyor tipi. Aynen. Ama kafa çok güzel. İşte. Kafa, göz yapısı, kafa yapısı. Hepsi beyaz gözlü maşallah. Bu tüyü de komple yoğun tüyde. Tüy doluyor. Çok iyi maşallah maşallah. Bir tane sarı görmüş mü? Sarı yavru vardı Faruk. Ha yavru çıkmış değil mi? Görünür mü bilmiyorum. Bunu kendim mi istiyorsun abi yavrum? Kendileri besliyor. Maşallah. Her kuş bakmaz. Burada yine çok iyi bir sarı var. Sarı efsane gibi. Yavrunun baba. Evet yavrunun babası. Ve o kırmızı kapaklıların da babası. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Kafa teşkilatı oturmuş bir erkek. Allah'ım. Benim istediğim kuş.
Papağan gibi adam olacak. Mevzu burada bitiyor zaten. Bak şurada, şuradan duruştan her şey çözülüyor. Gagadan kafadan maşallah. Emeğine sağlık abi. Yine güzel longlar yapmışsın. Güzel dokuşlar. Arada mohikanları da serpiştirmiş ama. Mohikanlar yine mavi olunmaz gör. Bak paçalarıyla uçar abi. Hiç sıkıntı yok abi. Maşallah var hayvanlar. Yalnız biz geçtik şeye de sazı elimize aldık. Taner abi hiç konuşturmuyor zaten. Yok gerek yok. Ben yorumlar oldu. Seyrediyor. Yorumlu savaşçı. O yüzden ben dinliyorum. İyi bir dinleyici. Yorumlar benim için kıymetli, değerli. Aynen. Daha da üzerine nasıl katabiliriz diye düşünüyorum. Çok iyi. Bunun erkeği şurada Bahtepe'de. Bunu nasıl yakalayacağım Faruk? Sen yaparsın o işi abi. Öyle bir şey dedik ki şimdi. Nasıl yakalayacağım onu dedim. Abi maşallah. Eski yakalayıcılar var. Abi sen tutup da senin eline yakışsın. Maşallah. Orada çok kendini sakatlama. Çok iyi. Şöyle yapayım. Mohikan güzel bir ırk bu da. Çok güzel bir ırk. Son zamanlarda evet. Türkiye'de çok az bunlardan. Buradan değerli Sabri abime de mavisi nadir. Olsun. Bu hafta çok güzellerini edinmişti o da. Çok sert bir ırk ama güzel yavru bakıyor aynı zamanda. Göze de hoş gelen bir kuş. Çok, ya tek sıkıntı yumurta zaman paçaların kesmek kıraçlanması lazım. Gerekiyor. Yani bakıcıya gerek ihtiyaç duymadan bakılabilecek. Yani yeri müsait olmayan arkadaşların, hobilerçilerin rahatlıkla bakabilecekleri ve üretebilecekleri ırklardan bir tanesi. Allah can bilgi versin. Mantolu mohikan mı diyeceksin? Ben kesinlikle mohikan derim. Sen mohikan dersin. Mantolu da çok güzel bir ırk. Onda da işte yele mükemmel görünüyor. Evet. Ama üreme konusunda mantolu herkes üretemiyor. Ben şimdi buharacı olduğum için hep paçada bizim gözler. Tertibatçı olacak. Buna bakıyoruz. Yani, arabada olduğu gibi yani özellikler olacak. Yani, hava yastığı, sunroof, konfor, masaj falan. Kümese girdi mi de bu konforu görmesi lazım. Yani bu ayak olacak diyor arkadaşlar. Aynen maşallah. Paça, tertibat olacak. En iyisini bakıyorsun abi. Gel İngilizlere gidelim yani. Daha kuşlarımız çok. Gel hadi bakalım. Gel bakalım Faruk'cum. Gel Faruk'cum bizim şekilde. Ben gidiyorum Faruk'cum. Şöyle alayım abi sen. Burası Nunlar'ın bölümü. Nunlar, lahorlar. Evet. İngiliz. Ya atlandırdığımız ırk var. Gece çekimi de güzel oluyor. Arkadaşlar yer yaklaştı. Her kümeste olmaz bak. Şu rengi bir gösterir misin abi? Abi o renk evet biraz karanlıkta kalıyor. TR'de bu kuşlar arkadaşlar sayılıdır. Bilginiz olsun. Değerli Metin abime selam olsun. Dişi eksilmişti galiba senden. Bak ben bir dişi yakaladım burada. O dişiyle bunların arasında fark çok büyük. Maşallahları var. Bunlar gümüş nun değil mi abi? Arap nun gümüş rengi. Ama evet. Çok nadir bir ırk abi bunlar. Çok nadir. Bu rengi yakalaman çok zor. Üstteki taşa bakar mısın abi? Şöyle yakından bir göster taşa bak. Gözü kapatmış. Güzel. Renk tonu çok güzel ya. Şimdi bulunmayan bir renk bu. Bunlar da genelde kanat sayısı 7'nin üzerinde olacak diye söylenir. Burada 8 mevcut. Burada bayağı kalaba. 4, 8, 10. 9. 9, 10. Fark etmez ama biz rengi yakalayalım 7'nin da. 6 olmasın diye söyleniyor da biz ona bakmıyoruz gene de. Yere benim sevdiğim. Çok kalite abi maşallah. Çok. Gene. Sen bir saattir onu arıyorsun o da yukarıda değil mi? Yukarıda. Akıl alacak şekilde. Naner abi. Şu maşallah şuna bakar mısın? Bir dakika bir dakika. Ben bakmayayım da sen bir göster. Şöyle aşağı doğru. Heh. Ey maşallah. Taner abi bu ne böyle? Arkadaşlar bu İngilizse diğerleri ne? Fransız olabilir. Ah maşallah be. Siyahta da. Bunun yavrularından var mı abi? Var. Abi kepez. Çalacağım bunun yavrularından. Vücudu terk etmiş maşallah. Yani çalacağım dersem arkadaşlar yani alacağım manasında söyledim. Çok hadi güzel bir çok güzel bir erkek. Tüylerini düzememiş. Bu gümüşler aynı soy mu abi? Mesela baksana. Bu gümüşler evet o ondan da bahsetmek istiyorum. Şöyle. Bunlar da çok değerli bir hocamızdan. Antakya bölgesinde Ümit hocamızdan edindiğimiz. Kendisiyle daha tüyü de var.
Buradan ona da selam olsun Ümit abimize. Evet, selam olsun. Kendisiyle kuş değişimi yaptığımız, ırkları daha da iyileştirebilmek için çabaladığımız bir çok iyi bir arkadaşımız, dürüst bir arkadaşımız. Siyah takımı yaklaştır Faruk cümle. Maşallahları var görürsünler. Arkada yavru da var. Yavru da tam çalınacak ayara gelmiş. Ne dersin Faruk? Sana abi verirse çalarız abi, tabii, sıkıntı yok. Şuraya o tabii, ne kırmızı mı çikolata mı? Tabii çalmaz diyorlar ama. Biz... bu babaları mı abi bu şekilde, yoksa bunlar hep kardeş mi, aynı soydan mı? Yok, farklı soylar var bunlar. Ha, sen çalışma yapıyorsun ama aynen farklı. Çok kolay çek buradan Faruk'cum. Bizim aradaki daha sarılar kırmızılar girmedi aralarına arkadaşlar. Birazdan onlara da bakacağız. Bu bebek. Bebeğe bakar mısın ya? Maşallah. Armut dibine düşermiş diyorlar ya abi. Böyle bir şey. Çevir yanını. Armut dibi. Çift renklerde ufak tefek hata, yani hata olarak adlandırdıkları arkadaşların terimler var. Olabiliyor. Yani şu sarı kuşta da olduğu gibi bu en son yavrularımızdan bir tanesi. Ama damızlıkçı arkadaş, yani şunu bilmeleri gerekiyor ki, yani çift renkli kuşların hepsinde bu şekilde şu hatalar olabiliyor. Hatalar olabiliyor, evet. Yani yurt dışında bunu hata olarak adlandırmıyorlar. Yani bizim, normalde bizim yani Türkiye'de böyle bir hassasiyet var. Yani kesinlikle bu şekilde leke olmayacak. Hata kuşlarda zaten bu arada bir geliyor leke ama çok nadir, evet. Çok nadir ama yani, bu da iyi bir damızlık abi. Kaşa bak. Ya en, bu en son yavrularımızdan. Daha yaşında olmayan bir yavru. İşte damızlıkçılar altından düşen yavruya kana bakıyor. Evet. Hani bizim bazı abilerimiz görsele bakıyor ama damızlıkçı alttan gelene bakar abi. Görsele soya... bakanların çoğu da daha sonra... Ha, dönüş yapıyorlar lekelilere. Lekeye bakmıyorlar. İşte öğrendikçe tanır abi. Son yavrularda bir tane... Yok, bu anaç. Bir ciyakladı ama yanlış tuttum. Evet, o şey siyak. Şu. Ciyakların şu. Ey maşallah. Sarı domuzluklardan daha var. Ciyak ve yavrumuz şu. O yavru mu? Ciyak'tan. Şimdi bu biraz yaratın yakalamak istediği. Tabii o maşallah. Şimdi orası biraz karanlık oluyor abi. Şey ya, biraz gece çekimi yapıyoruz. Şurada maşallah maşallah. Maşallah çok iyi lan abi. Nasıl kuşlara daha gelmedik. Daha sınar. Lahorların grilerinden gördüm abi. Evet. Şöyle. Bir ara Taner abi sizden almıştım ben bunlardan. Edinen arkadaşlar bilir. Çok iyiler ya. Şu iriliğe bir bakar mısın? Bunlar jumbo geçiyor değil mi abi? Bunlar da jumbolarından. Evet. Türkiye'de bu renk çok az abi. Ama bu kadar iyisi de çok az. Evet. Artık çoğaldı. Onların farklı renkleri de girdi ama yani sen daha fazla kümes gezdiğin için daha iyi. En azı bunlar abi. Yani evet. Renk olarak şimdi mavi ile gümüş rengi çok az. Sarı ile kırmızı çok. Siyah çok. Altlarından kolonlu da vermeye başladılar. Mavi yavrulardan. Evet. Aynı bu rengin daha açı ve kolonlusunu vermeye başladılar. Herhalde geri dönüp kanlarında olabiliyor. Aynı kanları girince renk bozukluğu yapabilir mi? Mesela aynı kardeşler kan girersen. Renkte öyle atma şansı var mı abi? Yani rengi daha açıyor ama... Tabii kanlarında varsa da çalışıyorlar. Gel Faruk'cum gel. Fragman başlıyor, gel. Olayın en güzel yerindeyiz. Emeğin en keyifli yerindeyiz. Burası gençler bölümü. Bunlar geçen senenin ve bu senenin kuşları. Abi renk tonları bilmiyorum kameraya nasıl yansıyor ama bu kuşlar gerdan olarak çok iyiler. Senin soyu bu yüzden seviyorum abi. Bak şu benim gerdan dediğim arkadaşlar şu. Bak şimdi bir tane. Yazdan gibi. Bazıları şap diye adlandırıyor, bazıları gerdan olarak. Taner abi bu nasıl bir kalıp ya? Bak şu şeyi elimde tutamıyorum. Özellikle çok güzel kalıplardan. Çok İngiliz görmüşüzdür. Şuna bak. Her kümese nasip olmayan bir ırk İngiliz mi? İngiliz bunları da arkadaşlara damızlık olarak almak isteyen arkadaşlara sürekli şunu söylüyorum. Yani anne baba veya çifti sadece sarı olarak bakmayın. Yani kırmızıyla sarıya girin. Çünkü rengi daha güzel, daha güzel geliyor. Ama Türkiye'de az önce de söylediğim gibi herhangi bir yerinde bir hata olmayacak. Renge renk olacak. Renge renk olduğunda sarıyla sarıyı eş yaptığınızda alttan gelen yavrular daha açıyor değil mi? Açıyor. Sarı kırmızı girdiğinde daha güzel oturuyor. Deve tüyü gibi çok güzel
sarı renkler elde edilebiliyor. Var burada da çok güzel sarılar var. Hala arkadaşlar. Evet. Bak bir şeye bak. Buradakiler genç. Yani onlar o eldeki kırmızıyla sarıdan gelmesi birbirlerine aşık olarak eş olmuşlar. Onları ayırmayı düşünmüyorum. Kanala başka da olduğu için kesinlikle bu şekilde karşı. Bu şekilde kalacak bu eş. Renge bakın. Onların yavrularını görmek. Renk. Kaşın güzelliğine bakar mısın? Yandan bir bakayım şuna. Bu daha genç bir dişi. Renk çok tonu bak. Kafayla kuyruk rengi birbirine uyacak. Uyacak evet. Bu kuşlarda benim sevdiğim şey. Kaşlı oluyor bunlar bak. Bu kaş daha dönüyor. Daha kapatıyor. Bu daha yavru. İngiliz de çok güzel böyle. Yani sayende geliştirdik, sevdik sayende. Geliştirdik ve sevdik. Bizler sizlerden çok şey öğrendik. Sizler bizlerden değişik çeşitler görebiliyoruz. Bu güzel bir şey. Ya şimdi Ümit hocamdan o ırkı aldıysam ben Ümit hocamın da hakkını yemek istemem. Sende gördüysem evet Ferhat sende gördüm. Daha önce dediğim gibi rahibe beslemiştik. Ama 20 yıl önce bu tarz irilikte İngiliz bunlarına rastlamamıştım abi. İriliği gördükten sonra, büyüklüğü gördükten sonra biz de ilk bunlarını gördük abi yani. Evet, evet. İlk bunlar, yani ben kuşuna ilk başladığım zaman siyahlardan getirmiştik. Ta o zaman takımı evet. 2500 liraydı abi. Ciddi evet. olarak söylüyorum arkadaşlar. Bundan 10 sene önce 2500 liraydı. Evet. Bu kuşlar değer kaybetmedi. Kaybetmedi. Yani 1500 ile 2500 arası hep döndü. Hiç geriye gelmedi. Ya yeri geldi. Ben 3500, 4500, 6000 liralara da damızı aldık, sattık. Var. Tabii ki hala da yani sarı bir ara ki gene bunlarda sarı altın. Sarı bir ara 5000, 6000'den aşağı hiç inmedi. İyi sarı kimsede yoktu. Yani ben kimsede yokken sen de gene bolca bir ara yapmıştın. 3 sene öncesiydi galiba. Bolca çok iyi gördüm abi. Şuraya bak. Var, gel. Gel kardeşim bak. Şuraya bak. Sarılara bak. Bak. Çoğu arkadaşım bu kuşa hata der. Şuna hata der çoğu arkadaşım. İşte bak. Sarıyla sarı yani durdukça bu şekilde açıyor. O, ama kuş çok kaliteli abi. Yani irilik açısından bu kadar iri. Büyük, abi bildiğim kadarıyla kırmızı da sarının koyu tonuymuş. Ya da sarı mı kırmızının açık tonuydu. Öyle bir şey duymuştum bir yerde ama. Bir damızlıkçıdan duymuştum. Sarıyla kırmızı aslında aynı renkmiş abi. Birbirlerini tamamlayan renklermiş. Evet. Arkadaşlar özür diliyorum. Şöyle bir yaklaştırayım şu güzelliklere. Heh, biraz görelim. Bakın ne güzel sarılar var denizlerde. Biraz karanlığa kaldık ama yapacak bir şey yok. Hakkınızı helal edin. Bakın çok güzel kuşlar. Daha bunların devamı diğer kümeste arkadaşlar. Diğer kümese de aç Faruk dalalım ya. Dal abi dal. Geç. Taner abi yabancı değil bize. Burada anaçlar var galiba. Bize pek arkadaşlar, ses etmez. Kümesler sizin. Eyvallah abi. Sardin gelmiş kapıyı açıp hemen geliyor. Tamam abi. Tamam. Bakın arkadaşlar şöyle görün. Burası tamamen İngiliz Nur ailesi. Eyvah yerden ama maşallah. Bakın arkadaşlar şu arkadaki iki kuşa dikkat edin. En sondaki kuşa özellikle dikkat edin. Bilmiyorum ama yani... Şu yandan arkadaşlar taşını... parayla alınacak kuşlar değil bunlar. Ulan Faruk adamsın lan. Nasıl yakaladın onu? Abi hiç ses çıkarma. Taner abi görmesin. Şöyle abi bak şöyle bakar mısın abi? Çok iyi bir kuş. Bak. Verirse hemen alacağım. Çaktırmayın arkadaşlar. Şu an kendisi yok. Kendisi yok. Birazdan kuş alımı da yapacağız kendisinde. Umarım bizi kırmaz. Kırmaz o ben biliyorum. Bu hayvan yeriyi aşağı kadar indirmiş abi. Çok 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 üst düzey ki hepsi aynı soy. Baksana gerdanlar hepsinde iyi ama şu an çok iyiymiş. Her kümeste ayrı güzellikler var. Maşallah. Karanlık kaldı ya biraz. Olmuş değil mi Faruk? Hayvanlar çok güzel maşallah abi. Eline emeğine sağlık olsun değerli abimizin. Şöyle yaklaşık gösterelim. İngiliz un. Kırmızı da felaket. Heh şimdi oldu bak. Dişi. Altın değerinde bir dişi. Harbiden çok güzel. Bu da ayrı bir sanat, bu da ayrı bir keyif.